Sosyal medyada şu konuşuldu. Sayın Başkan'ın affına sığınıyorum ama Galatasaray kimle oynadı? Lakers'la mı? Boston Celtics'le mi? Kimle oynadı da bu şekilde tarihi galibiyet? Ki benim eğer yanlış bilmiyorsam, basketbol bilgim zayıftır benim, kusura bakmayın eğer yanlışsa. Bana sor, ben veririm, sana söyleyeyim. Basketbolu Galatasaray 1911 yılında Türkiye'ye getiren ilk kulüp olarak Ertem biliyorum ben. Şu anki durumda, bütçeden bahsetti. Yani çok yüksek bir bütçesi var. Yani en kötüsü 1,5, 2 milyon euro, 3 milyon euro oynayan 30 milyon euroluk bir bütçe var. Basketbol takımında, yani tamamıyla Avrupa. Yani ama şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımı bütün Avrupa'yı dize getiriyor. Yani Barcelona'sı, Real Madrid'si, para da herkesi Olympiakos. Bana tokat diye geçiyor. Kendi herkesi. Takımını, yani bu kendi takımını bu kadar aşağılamanın anlamı sermayeyi, yani sermayeyi, gücü devirdik. Yani bu gücü demek isterken çok güçlü bir bütçesi olan, yüksek bütçeli. Hocası alıyor. Hocasının Obradovic'in aldığı maaş Galatasaray belki basketbol takımı bütçesidir. Bakın. Maaşı. Şimdi Ertem. Gökmen abi bir arada bir şey söyledi ama özür dilerim Abdülkerim abi. Gökmen abi. Galatasaray'a bu kadar küçülmenin mantığı yok ya. Yüz küsür senedir birlikte bunlar maç yapıyorlar ya. Basketbol, voleybolu, futbolu. Gidip de Galatasaray'a gidip de öyle küçülmenin mantığı nedir ya? Yukarıda büyük maliyetler var. Ne bileyim işte senelerdir yenemiyorduk. Biz şimdi yeniyoruz falan gibi. Ne diyorsun sen başkan ya? Galatasaray küçülde küçülde bir hal ettin ya. Hocana saldırıyorsun, ediyorsun son dönemlerde ekonomik olarak. Olsaydı da alırdık, yoktu, neden? O zaman o gün neden söylemedin de bugün söylüyorsun? Nasıl iştir bu ya, ben anlamıyorum ki. Tabii taraftar tepki gösterecekti, haklı. Yüz küsür senedir ezeli rakı. Ama Gökmen abi onu şimdi, söyleme yani, bütçeden dolayı söyleyeceğim. Yani çok yüksek bir gerek yok, yeri değil. Yeri değil, şimdi o günü demin de girmedi, girmek istemedi. Abdurrahim Alman çok severim. Anladın mı? Ama basın müşavirliği yahut da basın sözcüsü olacak bir arkadaş değil. Yani ne oldu? Taraftardan özür diliyor. Ağzımdan kaçtı diyor. Çünkü tribündeki taraftar niteliğinde, yani taraftar gibi bir arkadaş. Anladın mı? Ağzına ne gelirse söyleyebilir. Ondan dolayı da yani biraz usluplu olması lazım ki ona göre adam seçeceksiniz siz de. Bunlar yani bilmiyorum ki. Evet. Abdülkerim abi. Yani. Şimdi Gökmen abiyi anlayabiliyorum. Şimdi Gökmen abinin bütün hayatı futbolla geçmiş. İyi bir futbolcuydu, iyi bir futbol adamı, iyi bir futbol yorumcusu. Anlatabiliyor muyum? Ve iyi bir futbol seyircisi tabii ki haliyle Gökmen abi ve iyi bir Galatasaray taraftarı. Şimdi bütün spora böyle bakarsan Gökmen abiye hak veriyorum. Milyonlarca taraftarın birçoğu da Galatasaray futbol takımına, yani futbol takımıyla yatıp kalkar insanlar. Bizim ülkemizdeki spor kültürü budur. Fener de öyledir aslında, Beşiktaş da öyledir, Galatasaray da öyledir. Son dönemlerde Fenerbahçe bu branşlarda büyük başarılar elde edince seyircinin bir kısmı biraz daha artık buralara, mesela salona malona yüklenmeye başladı. Şimdi burada Mustafa Cengiz söylemek istediklerini söyledi ve çok doğru şeyler bunlar. Yani bunda alınacak, kırılacak, üzülecek, camiayı küsecek bir şey yok bunda. Şimdi bugün kime sorsan, geçen gün gidiyorsun Fenerbahçe Yunanistan'da maç yapıyor, kazanıyor, Olympiakos'u, Panathinaikos'u, işte Çesaka'yı gidiyor orada yeniyor falan filan. Yani bunlar büyük olaylar. Barcelona'yı falan saymıyoruz bile. Onları yenmezse sürpriz oluyor. Gurur Fenerbahçe duyuyoruz. Tak. Evet, Fenerbahçe şimdi bu seviyeye gelmiş. Hem ve son 6-7 senedir böyle. Euroleague'de yalan mı? En az 3 finali var. Birini kazandı. Euroleague şampiyonluğu var. Şu anda bütün Avrupalı futbol severler bir numaralı basket organizasyonu Fenerbahçe diyorlar. Obradovic ve Fenerbahçe. Şimdi böyle bir devasa takım var. Türkiye'nin demiyorum yani. Avrupa'nın şu anda. Bak Avrupa'nın. Bunu ben söylemiyorum. UEFA Kupası'nı Galatasaray 2000 yılında kazandığında Aziz Başkan böyle bir açıklama yapmadı. Biz Avrupa'nın en büyüğünü de yeniyoruz diye. Ama şimdi Galatasaraylı taraftarın tepkisi bu. Ama sen de futbol mantığıyla yanaşıyorsun. Ertem, Az Yıldırım Çınırca'nın Galatasaray'ın UEFA Kupası tesadüftür dedi. Ertem'cim bak şimdi konu gene nerelere gitti. Yenisi alınmıyor. Abdülkerim abi bitirsin. Ben kestim çünkü Abdülkerim abinin sözü. Fark etmez. Hayır, ben senin kızdığın için demiyorum. Şimdi senin bakışın futbol taraftarının bakışıdır. Yani futbol taraftarı böyle bakar. Anladın mı olaya? Bakın şimdi Fenerbahçe takımı Avrupa'da diyorum, Avrupa'da şu anda bak hangi kulüpleri sayıyorum? Basketbolun artık bunlar korkunç isimleri. Real Madrid'i, CSKA'sı, özellikle CSKA'sı falan. Panathinaikos ve Olympiakos'u. Mesela bunların futbolda Real Madrid'i kenara al.
Diğerlerinin futbolda böyle büyük bir başarıları yok değil mi yani? Ama adam, Avrupa'da, adam onu söylemesi lazım. Çok uzatmaya gerek yok konuyu adam. Baskette, yani çok güçlü bir takım yendik demek. Türklerin üstünde bir takım. Evet abi yani. Şu anda Avrupa'da... Yani bunun niye konuşulacak bir tarafı yok ki şimdi. Şimdi Galatasaray'ın bugün kazanması hakikaten sürpriz. Çünkü... Yoruldu abi Fenerbahçe. Şunu söyleyeyim. Mesela insanlara şunu diyorum. Fenerbahçe rövanşta Galatasaray'a bir kere daha yenilsin. Basket öyle bir şey değil. Bu fark etmez. Fenerbahçe yarın Tofaş'a... Başakşehir takımı var. Ona da yenilecek. Bambi'de maç yani... kaybedecek ligde. Bahçeşehir'e yenilecek. Gökmen maç abi. Kaybedecek. Ama sezon sonu buradan iddia ediyorum. Türkiye basketbol liginde ya abi. Efes şampiyon olacak ya Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe. O kadar yani, fark var diğer takımlarla. Bu konuyu çok fazla aralarında. Uzatmaya gerek yok. Adamın söylemek istediği çarptırılmasın. Bunda yanlış şey yok falan ki değil. Yani. Galatasaray'ı falan küçümsemiyor. Bütçe olarak dünya çapında bir basketbol takımı Fenerbahçe basketbol takımı şu an. Yani geleni gideni tokatlıyor abi. Bayern Münih, Bayern, Real Madrid herkesi tokatlıyor. Ezeli rakibimizi yani çektik sağda basketbolda. Ama şu an öyle. Ne var burada? Şu an çok fark var. Bakın bütün kulüpler arasında çok fark var. Yani Fenerbahçe basketbolda kenara bırak ayrı. Fenerbahçe çok ayrı. Basketbol. Onu yendik diyor. Büyük bir şey diyor bu. Ondan dolayı seviniyor adam. Bunu söylüyor yani. Fenerbahçe'yi bak Real Madrid, CSKA, Fenerbahçe'yi yeniyor. Mutlu oluyor adamlar ya. Aynen öyle. Fenerbahçe'yi yendik diye ya. Evet. Sayın yani, Semih Özsoy ve kısmen de Sayın Ali Koç konuşuyor. Bir izleyelim sevgili seyirciler, görelim bakalım. Semih Bey, basketbol maçındaydınız. İlk yenilgi geldi. Evet, neler söylemek üzücü bir mağlubiyet oldu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Az önce diğer arkadaşlara da söyledik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bu yoğun tempoda arkadaşlara da hak veriyoruz oyuncularımıza. Obradoviç nezdinde bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Mağlubiyetten dolayı üzüntülüyüz ama tüm sürece baktığımızda hakikaten büyük iş çıkartıyorlar. İnşallah bunları katma kat telafi edecek zamanımız var. Dolayısıyla üzüntülüyüz. Bununla birlikte hep kötü günlerde, kötü zamanlarda anlıyoruz ama Mustafa Cengiz Başkan nezdinde tüm Galatasaray yönetimine de teşekkür ediyoruz. Çok iyi ağırlandık. Localarındaydınız. Birlikte fotoğraflar kendileri bizim, vardı. Bizim locamıza ziyarete geldiler. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bize loca tahsis ettiler. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Futbolla ilgili basketbol. Yarın Antalya son maçı. İnşallah yeneceğiz. İnşallah yeneceğiz. Araya iyi gireceğiz. Sağ olun. Transferlerle ilgili. Bakın. Taraftara bir müjdeniz var mı? Fenerbahçe taraftarı sizin ağzınızdan çıkacak lafı çok bekliyor. Gerekli açıklamaları devre arasında Ersun Hoca toplantıda, Ali Başkan toplantıda gerekenleri söylersiniz. Başkanım, centilmenlik içinde geçen bir maçta size loca verdiler. Aynen öyle oldu. Galatasaray çok güzel ağırladı. Biz teşekkür ederiz. Oyun için bir şey söylemek ister misiniz? Sevinç Bey söyledi zaten. Semih Bey söyledi zaten erken diyor. Harika. Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Sayın Semih Özsoy'a da çok eski, teşekkür ediyorum. Eski görüntülere bakın. Eskiden Fenerbahçe, Galatasaray basket maçlarında falan bir Fenerbahçe yönetici bakın böyle taraftarların içinde falan gezecek, edecek falan filan. Emniyet bakın, güçleriyle falan geziyor. Bakın ortama yani. Bakın. Tebrik ediyorum. Hakikaten ben Galatasaray basketbol takımını tebrik ediyorum. Müthiş bir galibiyet aldılar. Hakikaten çok dünya çapında bir takımı yendiler. Sinan böyle. Abicim bir cümle bir şey söyleyebilir miyim? Onun için bak, ben Galatasaray, yani Mustafa Cengiz Başkan'a falan kızmayalım. Hakikaten çok güçlü bir takım yendi Galatasaray'ları. Galatasaraylı basketbol çocukları tebrik ediyorum. Hakikaten büyük galibiyet. Buyurun. Galatasaray taraftarı şu cümlesine takılıyor Sayın Başkanım. Buyurun söyle cevaplayayım. 20 yıllık Galatasaray basketbol tarihinin en önemli anı bugün alınan Fenerbahçe galibiyetidir. İşte basketbol bu çok güçlü olduğu için Ertemciğim. Evet, bak şunu söyle evet o bir Sinan bir de şey gibi yani Mustafa Cengiz'in. Galatasaray Euro Cup'ı almadı mı? Sinancım işte bir şey Ertemciğim onu söyleyeceğim. Şimdi Mustafa Cengiz'in tamam mı kulüp başkanı olabilirsin ama basketbol kültürü yani insanın olmayabilir. Şimdi böyle bir takımı yenmenin en büyük anı demesi hani bu kültüre sahip olmadığı için öyle söylüyorum. Buna takılmayacaksın gibi, abi. Euro Cup kazanmış. Tabii ki birlikte Fenerbahçe galibiyetine. Ya Ergin Ataman'la falan da Galatasaray'da hocayken yendiler Fenerbahçe'yi ilk maçlarında bir, yani bir kere, iki kere, üç kere neyse. Bunlar çok öyle. Mutluluğun bir göstergesi. Evet, bugün yani, çok mutlu olmuş. Çok güçlü bir takımı. Avrupa'da çeyrekmedi yanılmıyorsam Fenerbahçe değil mi basketbolda? Son 10 maçtır yani, üst üste büyük, kazanıyor Avrupa'da. Bekin, bir Anadolu Efes'e bakın arkadaşlar. Evet, Galatasaray bilmiyorum. Yanlış olmasın bilmiyorum. Galatasaray basketbol takımının herhalde 3-5 aydır falan da maaş falan almıyorlardır. İçeride alacakları da falan vardır herhalde. Yani kulak yemeyeyim, yanılmayayım. Yani böyle de bir sıkıntı da vardır. Ama Fenerbahçe'ye gidin tıkır tıkır hepsi paralarını alıyorlardır basketbolcusu. Futbol takımı da keza öyle. Yani
Bu şartlarda büyük galibiyet almış Galatasaray çocuklar. Ben başkana kızmıyorum bu konuda. Abi başkana zaten ne söylerse kızıyor Galatasaray taraftarı. Niye kızıyorlar ki? Ne istiyorlar abi? Sinan başkan abi, ne konuşsun istiyor? Şimdi ben sporu seven birisi olarak hani ezeli rekabette Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, yani, Trabzon taraftarı. Ne istiyorlar yani? Onlar basketbol, futbol ayırt etmiyorlar. Onlar kürek takımı yarışsa kenarda birbirlerini yiyorlar. Birbirlerini denize atıyorlar. Adam içten konuşuyor. Tavla oynayalım. Ertemiz. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe diye ben Beşiktaş şapkası, sen Fenerbahçe. Adam içten konuşuyor. Birbirimizi böyle döveriz ya. Acun'un turnuva yapmıyor mu? Acun, evet, Acun yapmıyor mu? Acun'un turnuvasında eski futbolcular oynamıyor mu? Ya Tavla'da bile Fenerbahçe Galatasaray maçı insanlar 50 bin kişi gelir mi gelmez mi Abdülkerim abi? Tavla oynasa Fenerbahçe Galatasaray. İşte onun için diyorlar ki 20 yıldır bizim tarihimizde Fenerbahçe galibiyeti önemliyse vah halimize diyor Galatasaray taraftarı. Ya Euro Cup şampiyonu Galatasaray. Bir dakika, burada Galatasaray taraftarı Fener taraftarı diye ayırmak. Yani Fener taraftarı diyor ki Galatasaray takımı oraya 20 yıl futbolda gelip orada yenemiyor diyor Saracoğlu'nda. Mutlu oluyorlar, kızdırıyorlar. Bu ne demek peki? Yani taraftar arasındaki bir muhabbet bu yani. Yahut da birbirini kızdırma. Ne çok diyorsun? Önemli bir galibiyet almıştır Galatasaray basketbol takımı. Bu onun sevincidir. Adamcağız işten konuşuyor, kızıyorlar. Abdurrahim Albayrak çok hassas Galatasaray tarafı. Abdurrahim Albayrak bir şey söylüyor, kızılıyor. O kızılıyor. Ya Mustafa Cengiz ya biraz da hani başkanlarınıza falan da artık biraz saygılı olun yöneticilerinize ya. Her söyledikleri kızılmaz ki. Çok önemli bir galibiyet, güçlü bir galibiyet aldılar arkadaşlar. Fenerbahçe, ben şaşırdım, sordular bana. Nasıl oldu dedim hatta böyle. Sordular bana, Galatasaray kazanmış dediler basketbol maçını. Aa dedim, Fenerbahçe, sonra işte bir iki Fenerbahçe arkadaşı dedik, abi takım yorgun. Basketbol takımı yorgun. Fenerbahçe'nin falan denildi. Sinancığım 6 günde... Fark etmez, yorgun morgun anlamam ben abi. 6 günde, 5 günde Fenerbahçe takımı Euroleague'de 3 maç oynuyor. Yunanistan'a gidiyor, oradan geliyor işte Türkiye Ligi'nde bir maç oynuyor, oradan ne bileyim İspanya'ya gidiyor falan. O, bak bir de basketbol işte bilmemek böyle bir şey. Hem salı hem perşembe yaptılar. Yani şimdi mesela Real Madrid maçı oynanacak. Yani şimdi basketbolda böyle galibiyetler alırsın. Hani bu Fenerbahçe'yi yenmek tabii ki yani adamın şu anda, ezeli rekaptan. Şu anda bir mesaj da geldi, özür diliyorum. Sevgili kardeşim, dostum Göksel'in Köksal da izliyor Göksel'in şu anda. Sevgili Göksel'ine çok Göksel'in çok selamlar müthiş, buradan. Çok sevgili kardeşim. İnanılmaz. Bugün de çok muhteşem. Benim yeğenim. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Doğru, Göksel'in orada değil mi? Canıyla, Göksel'in ruhuyla oynayan bir oyuncu. Tam Göksel'in bir profesyonel. Bak unuttuk Göksel'in ya. Göksel'ine de selamlar buradan. GK'ya selamlar buradan GK'ya. Göksel'i seviyorum seni. Bak yeğenimizi unuttuk Göksel'i. Aynen öyle. Göksel'in. Şimdi Ertem'cim ben ediyorum de transferle ilgili. Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'yle ilgili söyleyeceğim. Fenerbahçe devre arasında 16 numara bir orta saha oyuncusu ve bir stoper. Ben burada 2 yıldır bağırıyorum ya. Bunu üç tutarın. Bir orta saha. Bir orta saha, bir stoper kesin alıyor. Bak kesin. Kesin. Bir orta saha kesin, bir stoper kesin. Evet, bunlar kesin alınacak. Bunu herkes bir alıyor zaten. Bir orta saha, bir stoper. Bunu Galatasaray'a bir alıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de... Fenerbahçe'ye çok adam lazım. Fenerbahçe'ye dol adam lazım. İlk yapacaklarını söylüyorum. Dol Ertan adam lazım. Bir stoper kesin alacak, istiyor. Tolga'ya gönlün razı mı? Ben oyuncu hakkında konuşmak istemiyorum. İyi oyuncu ama ben Fenerbahçe'nin derdine derman olacağını düşünmüyorum. İş yapar yani bence. Fenerbahçe'de çok daha fazla iyi oyunculara ihtiyaç var. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda ligdeki durumu ortada. Ben bir orta saha, bir stoper alacağını Ersun Yanal tarafından, bu acil, olmazsa olmaz isteniyor. Bunu yazalım, evet. Ve taraftarlar da biliyorsun Slimani'ye karşı acayip bir şey var. Santrafor olarak. Tepki. Ama santrafor alınmayacak benim bildiğim kadarıyla. Çünkü Ersun Hoca stoper. Soldado'yu değil mi? Soldado'yu, evet. Soldado'yu birinci santrafor olarak düşünüyor. Yani Soldado ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin sahaya çıkan takımında santrafor olacak. Slimani yedek olacak. Büyük ihtimalle. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani bu haber de kesine yakındır. Yani şimdi Abdülkerim abiden gelen isimlerini bilmiyorum. Bilgi önemli bir bilgi. Bir orta saha, bir stoper alacak. Fenerbahçe kesin. Santrafor almayacak. Bunun altını kırmızı kalemle çiziyoruz sevgili seyirciler. Soldado'dan müthiş iş çıkaracağım. Ersun Yanal Soldado'yu oynatacak. Ligin ikinci yarısında Soldado'yu oynatacak. Zaten aynen. Ersun Hoca'nın sevdiği oyuncu stili. Soldado koşan, evet. Aralara giren, evet. Oyuncuyu daha çok seviyor. Yani evet. Hocanın da stilini bildiğini Ertem söyleyeyim. Ertem'in Fener'e gelmişken şu bir Fenerbahçe'nin karşılamasını bir görelim mi Antalya'da? Görelim. Onu görüp ben onu da sana evet ona da görelim de şunu da söyleyecek. Onu görelim, doğru. Görelim, bir 16 numara gelsin ekrana. Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanına gitti. Beyaz futbol olunca etiketine yazınız lütfen sevgili seyirciler. Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanında ne yapar?
skor ne olur? Antalya Spor mu Fenerbahçe mi yoksa berabere mi? Bir de Abdülkerim abiden voleyden bir anket açalım. Açacağım. Antalya Spor mu Fenerbahçe mi berabere mi diye voleyde anketlerimize de katılın. Antalya'da karşılama görüntüleri bir ekrana gelsin.